Anayasa Mahkemesi'nin önünde cübbesiyle adalet nöbeti başlatıp hukuk tarihine damga vuran avukat Şule Nazlıoğlu Erol. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da yargılayan Mahkeme Başkanı Yargıtay Onursal üyesi Turgut Okyay. Bursa, İzmir, İstanbul Valisi İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Erol Çakır. Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin. Gazeteciliğin eğilmez, bükülmez isimleri Hulki Cevizoğlu, Ümit Zileli. Soma faciasının sembollerinden maden işçisi, işçi lideri Sefa Köken. Türkiye'nin ilk kadın orkestra şefi, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurucusu İnci Özdil. Türk halk müziğinin ustası, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Korosu'nun kurucusu Mehmet Özbek. Efsane grup Modern Folk Üçlüsü'nden Doğan Canku. Ressam Adviye Bal. TRT Baş Spikeri Mehpare Çelik. Ana haber denilince ilk akla gelen isimlerden Gülgün Feyman. Asrın iftirasına uğrayanlardan Korgeneral Ayhan Taş, Tümamiral Soner Polat, Tümamiral Semih Çetin, Tümgeneral Levent Ersöz, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Eski Devlet Bakanı Tayfun İçli, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi'nin milletvekili adayları. Ömrünü bu ülkeye adayan Doğu Perinçek mesela. İstanbul 1. bölgeden aday oldu. Karşısında CHP'den rakip olarak ismini hatırlamıyorum, Ataşehir Belediye Başkanı'nın eşi var. Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in karşısında CHP'den rakip olarak Tekin Bingöl var. Yaşar Okuyan'ın karşısına çıkara çıkara Eren Erdem'i çıkarabildiler. Hangileri ağır basıyor sizce? Değerli arkadaşım Ümit'in karşısına çıkardıkları Selin Sayek Böke, taksi kullanmadan Bozyaka'dan Tilkili'ye gidebilsin, razıyım. Bindirmişsin Musa Çam'la Tuncay Özkan'ın sırtına, babam da seçilir. Zeynep Altıok'sa, kalbini kırmak istemem ama Hulki Cevizoğlu'na değil rakip, canlı yayın konuğu bile olamaz. Elif İlhamioğlu, henüz 25 yaşında Türkiye'nin en genç milletvekili adayı. Siyaset bilimi diploması var. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı. Anti-emperyalist Dünya Gençlik Birliği'nin genel sekreteri. Eminönü'de Amerikan askerinin kafasına çuval geçirenlerden biri o. 10 sene hapis sistemiyle yargılanıyor. Yurtsever bir ailede büyüdü. Babam MHP'ye oy veriyor, annem CHP'ye oy veriyor diyor. İstanbul 2. bölgeden aday. Karşısında rakip olarak özellik heveslisi Sezgin Tanrıkulu var. Hangisi memlekete daha faydalı? İsimleri tek tek kıyasladığında %100 fark atıyor. Neden CHP ile kıyaslayarak örnek veriyorsun derseniz, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, HDP'nin barajı aşmasını arzu ederiz. HDP'nin güçlenmesi bizi çok mutlu eder dedi ya, işte o nedenle CHP'den örnek veriyorum. Çünkü illa bir parti daha barajı aşacaksa, HDP yerine Vatan Partisi'nin aşmasını arzu ederiz. Gürsel Tekin'i HDP mutlu ediyorsa, bizim de vatanla mutlu olmamızda sakınca yoktur herhalde.